Hanımlar beyler iyi geceler dilerim. Bu gece ben de hemen hemen 25 yılı aşkın yayın hayatımda ilk defa bu kadar mütevazı, ufak tefek, küçük bir program gerçekleştiriyorum. Bu programın tek bir maksadı var, o da sizleri uyutmak. Yani uyutmak derken tabii ki kitap okuyarak, biraz da beyni elektriklendirerek uyutmak istiyoruz. Onun için şu andan itibaren eğer yeteri kadar haber izlediyseniz, yeteri kadar, bilmiyorum tabii ki yalnız mısınız yoksa evde birileri var mı? Ama yeteri kadar söyleştikten sonra, bütün şu ana kadar izlediğiniz haberlerden sonra, belki de eğer televizyonunuz, yani alışageldiğimiz monitör oturma odasındaysa, belki oradaki bir koltukta ya da kanepede hafif bir şekerleme yapabilirsiniz. Kimi ailelerde, kimi yalnız evlerinde televizyon yatak odasındadır. Orada ufak ufak uykuya dalabilirsiniz. Ben size kitap okuyacağım. Bu alışıldık küçük bir çaba. Başka hiçbir şey değil. Benim için de aslında heyecan verici. Çünkü ben 95 yılının bir Şubat ayıydı. Şubat başlangıcıydı sanıyorum ki gece kuşuna başladığım zaman. O zaman da bir felaket vardı memlekette, bir ekonomik kriz vardı. Çoğu şovmen arkadaşım ve ben o ekonomik kriz günlerinde ortaya çıktık. Televizyonlar neyi yayınlayacaklarını bilemiyorlardı. Bugünkü gibi donanımlı çok fazla televizyon yoktu. Hatta televizyonların saat 11.30-12'den sonra yayınları da yoktu. Ben de o yıllarda bir kanalda, hatta böyle bir alevli bir logosu vardı. İşte saat 12'den 1'den sonra o logoyu koyuyorlardı sabaha kadar filan. O logonun yerine geçen adam ilk defa ben olmuştum. Çok küçük bir programla ama bir etki yaratmıştı tabii ki. Ve insanlar, özellikle yalnız olanlar, karnı ağrıyanlar, ders çalışanlar, yaşlılar, anne babalarını uyuttuktan sonra küçükler, hatta anne babalarının beni izlemeyi yasakladığı kimi küçükler ekran başına geçtiler, kumandayı ele geçirdiler gecenin o saatlerinde. Beni izlemeye başladılar. Hiçbir şey yoktu programda. Hiçbir şey olmayan bir programdı içinde. O günlerden sonra ilk defa bir stüdyoda böyle yalnız kalıyorum. Sizin gibiyim ben de. Bu bir canlı yayın ve sizin gibi ben de bu stüdyoda yalnızım. Yalnızım, görüntüde yalnızım. Çok değerli kameraman arkadaşlarım var. 3 kameraman arkadaşım var. Rejide arkadaşlarım var. Poka var. Uzun süredir benimle birlikte çalışan, çok donanımlı, harikulade bir kadın. Poka'yla da söyleşeceğiz bu program esnasında. Tabii ki interaktif bir program olmayacak. Aslında ben size kitap okuyacağım. Çok eğlenceli şeyler de beklemeyin. Sadece size kitap okuyacağım. Kitap okuyacağım derken size bugün 2 tane öykü okuyacağım. Birisi O. Henry öyküsü. Güzel bir öykü. Biraz eski kafalı bir öykü. Çünkü ne okuyacağımı bilemedim. Hemen bir romanla başlayayım demedim. Örnekse çok sevdiğim Goethe'nin Genç Werther'in acılarıyla başlayabilirdim. Ya yarı yolda sıkılırsanız ne yapacağım o zaman? Hadi bakalım. Olmaz. Dolayısıyla bir öykü denemesiyle başlayalım. O. Henry çok önemli bir Amerikalı yazar. Biraz size eski kafalı gelebilir yazdığı şeyler. Biraz basma kalıp, hatta fıkra gibi bir hikayedir. Bir Noel hediyesi hikayesini okuyacağım ve hemen ardından Edgar Allan Poe'nun çok çarpıcı bir öyküsünü okuyacağım. Bu da Gammaz Yürek. Bunlar Can Yayınları'ndan Gammaz Yüreği okuyacağım yine. Ve sonraki günlerde belki bu küçük romanı okurum size. André Gide'nin Isabelle'ni ve tabii ki Sağlık Bakanımızın tavsiyesine uyarak da mutlaka Tolstoy okuyacağım. Yani kaçış yok. Madem Sağlık Bakanı söyledi, mutlaka onları da okuyacağız. Bu arada benimle iletişim kurmak için hemen önümde küçük laptopumu görüyorsunuz. Burada benimle Twitter üzerinden konuşabilirsiniz, isteklerinizi iletebilirsiniz. Bazen bu tweetlere de dalıp gideceğim tabii ki. Evet, şimdi fazla uzatmadan tekrar ediyorum. Kesinlikle beni izlemek zorunda değilsiniz. Stüdyoda fazla bir şey olmayacak, fazla bir aksiyon yok. Ama isteyen bakar tabii ki, ama YouTube üzerinde ya da televizyon monitöründen alışılageldik. Hatta alışılageldik televizyon monitörü daha güzel, çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu kadar küçük bir program yapılmıyor. Yani hiçbir adam, tabii ki var Instagram üzerinden, Twitter üzerinden ya da Facebook üzerinden ya da YouTube üzerinden kitap okuyanlar, evlerinden gitar çalanlar falan, felaket derecede, yani artık sıkıntı verici derecede. Herkes, bütün sanatçılar, yani biz de bir şarkı yaptık karı koca, arkada Şam'dan, biz de size şarkımızı çalalım filan, evde kalın diye biten çok video var. Ama bir ulusal kanalda herhalde kitap okuyan bu kadar çirkin bir adam yok herhalde. Bu açıdan da eğlenceli olabilir. Şimdi izin verirseniz ben de sizin gibi, siz bana kulak verirken ben de size bir Noel hediyesi, O. Henry. $1.87. Hepsi bu kadardı. Üstelik 60 senti de birer peniden oluşuyordu. Bozukluklar birer ikişer biriktirilmişti. Bakkalla, manavla, kasapla kıran kırana çekişerek, kızarıp bozararak o güçlü, gizli suçlamadan, böylesine sıkı bir pazarlığın ancak pintiliğe işaret ettiği suçlamasından yanaklarına kan hücum ederek. Della parayı 3 kez saydı. $1.87 ve yarın Noel'di. Yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Küçük, eski püskü kanepeye çöküp höyküre höyküre ağlamaktan başka. Della da öyle yaptı. Bu da hayatın hıçkırıklarından, burun çekmelerinden ve gülümsemelerinden ibaret olduğu, ilk sırada da burun çekmelerin geldiği yolundaki savı kanıtlıyor. Evin hanımı yavaş yavaş birinci aşamadan ikinciye geçerken eve bir göz atalım. Kirası haftada $8 olan mobilyalı bir daire. Sözcükler tarife yetersiz kalır diyemesek de yetersiz sözcüğünü kesinlikle hak ediyor. Aşağıda, antrede, tek bir mektubun bile girmediği bir mektup kutusuyla hiçbir faninin çaldırmayı başaramadığı bir kapı zili vardı. Bir de zile iliştirilmiş olan, üzerinde Mr. James Dillingham Young yazan bir kart. Dillingham, çoktan geçmişte kalan sahibinin haftada $30 kazandığı varsılık dönemine özgü bir hoppalıktı. Şimdi gelirin $20 düşmesinden bu yana Dillingham'daki harfler de silikleşmiş gibiydi. Küçülmeyi, alçak gönüllü ve gösterişsiz bir D'ye inmeyi ciddi ciddi düşünüyorlardı sanki. Ama Mr. James Dillingham Young eve gelip de üst kattaki dairesine girdiği an, daha önce Della diye tanıttığım Mrs. James Dillingham Young tarafından "Jim" çığlığıyla karşılanır, hararetle kucaklanır. Buysa gerçekten harika. Della ağlama faslını bitirdi ve yanaklarını pudraladı. Pencereye gidip gri avludaki gri parmaklıkla yürüyen gri kediye baktı donuk gözlerle. Yarın Noel'di ve Jim'e hediye almak için yalnızca $1.87 vardı. Aylardır kuruş kuruş biriktirebildiği para işte bu kadardı. Haftada $20'la ancak bu kadar olur. Evdeki hesap çarşıya uymamıştı. Hiçbir zaman da uymaz. Jim'e armağan almak için altı üstü $1.87. Sevgili Jim'ine. Saatlerce ona hoş bir armağan alma hayalleri kurarken nasıl da mutlu olmuştu. Seçkin, nadide, değerli bir şey. Jim'e ait olma onurunu taşıyabilecek bir şey. Odadaki pencerelerin arkasındaki duvarda bir ayna vardı. $8'lık dairelerde bu duvar aynalarından görmüş olmalısınız. Bu ince uzun dilimlerde ancak çok zayıf ve çevik biri yansısını hızlı sekanslar halinde gözlemleyip dış görünüşü hakkında gerçeğe yakın bir fikir edinebilir. Della zayıf olduğu için bu konuda ustalaşmıştı. Ansızın pencereye arkasını döndü. Aynanın karşısına geçti. Gözleri ışıl ışıl parlıyordu ama 20 saniye içinde yüzünde renk namına bir şey kalmamıştı. Çabucak saçlarını çözdü, olanca gürlüğüyle salıverdi. Şimdi Young çiftinin sahip olmakla fena halde gururlandığı iki şey vardı. Biri Jim'in büyük babasından babasına, ondan da Jim'e kalan altın saatti. Diğeri de Della'nın saçları. Seba Melikesi apartman boşluğunun karşısındaki dairede yaşıyor olsaydı Della sırf saçlarını kurutmak için camdan sarkıtarak majestelerinin bütün mücevherlerini, armağanlarını gölgede bırakabilirdi. Aynı şekilde Kral Süleyman apartman görevlisi olsaydı da olanca hazinesini bodrum katına yığsaydı, Jim'in tam önünden geçerken cebindeki altın saati çıkarması adamın kıskançlıktan sakalını yolmasına yeterdi. İşte Della'nın güzelim saçları şimdi vücuduna dökülüyor, kahverengi bir çağlayan gibi dalgalanıyor ve ışıldıyordu. Dizlerinin altına kadar inen saçlar neredeyse bir giysi gibi sarmaktaydı bedenini. Sonra saçlarını asabice aceleyle toplamaya koyuldu. Bir ara bir anlığına duraladı, hareketsiz kaldı ve yıpranmış kırmızı halıya bir iki damla gözyaşı serpti. Hemen sırtına eski kahverengi ceketini geçirdi, başına da eprimiş kahverengi şapkasını. Eteklerini dalgalandırarak gözleri hala çakmak çakmak kapıdan fırladı, merdiveni inip sokağa çıktı. Bir tabelanın önüne gelince durdu. Madame Safrani, her çeşit saç malzemesi. Üst kata koşarcasına çıktı, durup soluklandı. Nefes nefeseydi. İri yarı akça pakça soğuk madamın hiç de safrana benzer bir hali yoktu. "Saçlarımı satın alır mısınız?" diye sordu Della. "Saç alıyorum, evet," dedi madam. "Şapkanı çıkar da bir görelim." Kahverengi şelale dökülüverdi. $20, dedi madam, gür yığını deneyimli elleriyle kaldırırken. "Tamam, hemen verin," dedi Della. Ah, bundan sonraki 2 saati kanatlanmışçasına geçirdi. Bayat benzetmeyi hoş görün, Jim'in hediyesi için dükkanların altını üstüne getirdi. Sonunda onu buldu. Hiç kuşku yok ki sadece bir tek Jim için yapılmıştı. Diğer dükkanlarda buna benzer hiçbir şey görememişti. Üstelik köşe bucak aramış olmasına karşın. Tasarımı yalın ve sade, platin bir saat kösteği, değerini cafcaflı süslemelerle değil, özüyle, salt varlığıyla ortaya koyan bir parça. Bütün iyi şeyler gibi. Tam da saate layık değerde. Della onu görür görmez Jim'in olmalı dedi. Tıpkı Jim gibiydi, sessiz ve değerli. Her ikisine de uyuyordu bu tanım. Zincir için $21 aldılar. Della elinde kalan 87 sentle yine uçarcasına evin yolunu tuttu. Saatinde bu köstek varken Jim bulunduğu her ortamda zamanı sıkça, gönlünce merak edebilirdi. Böylesine muhteşem bir saate sahip olduğu halde zincir yerine kullandığı eski deri kayış yüzünden hep gizlice bakardı ona. Della eve vardığında az da olsa durulmuş mutluluk sarhoşluğu yerini sağduyuya bırakmıştı. Saç kıvırma maşasını çıkardı, hava gazını yaktı. Aşk artık vericiliğin yol açtığı tahribatı gidermeye koyuldu. Buysa neresinden bakılsa muazzam bir iştir dostlarım, devasa bir iş. 40 dakika sonra kafası onu harika bir biçimde okulu kırmış bir oğlan çocuğuna benzeten minik sık buklelerle dolmuştu. Aynadaki aksini uzun uzun dikkatle, eleştirel gözlerle süzdü. "Jim beni görür görmez öldürmezse," dedi kendi kendine, "Coney Island'lı koro kızlarına benzediğimi söyleyecektir. İyi ama ne yapabilirim ki? Ah, $1.87 ne yapabilirdim?" Saat 7'de kahve hazır, kızartma tavası da ocağın üzerinde güzelce ısınmış pirzolaları beklemekteydi. "Poka, biliyor musun bunu? Bu öyküyü okurken şaşırıp kalıyorum. Yani O. Henry muhteşem bir yazar. Özellikle şu anda bizim evde kalmak zorunda olan 65'likler ve üstü bayılırlar O. Henry'ye. Ben de çocukken çok okudum O. Henry. Fakat şu pirzolaların bu öyküde işine merak ediyorum aslında. Yani $1.87 ve pirzolalar. Yani tabii ki böyle bir şey atlayacak bir adam değil bir yazar olarak. Ama bilmiyorum, sen de dinlerken o öykü bittikten sonra tekrar göz atarız. Bana biraz garip geliyor. Her neyse, devam mı? Jim asla geç kalmazdı. Della kösteği avuçlarının arasına aldı. Masanın erkeğin gireceği kapıya yakın köşesine oturdu. Sonra alt kattan gelen ayak seslerini duydu. Bembeyaz kesildi. En sıradan, en gündelik şeyler için bile bir iki dua mırıldanmak gibi bir alışkanlığı vardı. Hemen fısıldadı. "Lütfen Tanrım, beni hala güzel bulmasını sağla." Kapı açıldı. Jim içeri girdi, kapıyı kapadı. Zayıf ve çok ciddi görünüyordu. Zavallıcık henüz 22'sindeydi ve bir ailenin yükünü omuzlamıştı bile. Yeni bir paltoya ihtiyacı vardı, eldiveni de yoktu. Jim içeri girdi ve bıldırcın kokusu almış av köpeği gibi kala kaldı. Gözleri Della'ya çivilenmişti. Bu gözlerde Della'nın çözemediği ama onu fena halde ürküten bir anlam vardı. Öfke değildi bu. Ne şaşkınlık, ne kınama, ne dehşet, ne de kendini hazırladığı diğer duygulanımlardan herhangi biri. Erkek yüzündeki o tuhaf ifadeyle gözünü dikmiş, öylece bakıyordu ona. Della iskemlesinden fırladı, onun yanına gitti. "Jim, sevgilim," dedi ağlamaklı. "Böyle bakma bana. Saçımı kestirip sattım. Çünkü sana bir armağan vermeden bu Noel'i atlatamazdım. Yeniden uzar nasılsa. Sence bir mahsuru yok değil mi? Mecburdum, bilirsin. Saçlarım çok çabuk uzar. Hadi Jim, mutlu Noel'ler de bana. Hadi neşemizi kaçırmayalım. Sana ne kadar güzel, ne kadar harika bir hediye aldığımı tahmin edemezsin." "Saçını mı kestin?" dedi Jim güçlükle. Zihnen harcadığı yoğun çabaya karşın bu bariz gerçeği hala bir türlü kavrayamaz gibi. "Kestirip sattım," dedi Della. "Beni böyle de beğenmiyor musun? Yani saçım olmasa da ben yine aynı ben değil miyim?" Jim bakışlarını merakla odada gezdirdi. "Saçının gittiğini söylüyorsun yani," dedi. Neredeyse budalaca bir edayla. "Aramana gerek yok," dedi Della. "Dedim ya, sattım, sattım gitti. Yarın Noel canım. Kalbimi kırma, çünkü senin için yaptım. Belki kafamdaki saç telleri sayılabilir," dedi ansızın ciddileşen bir tatlılıkla. "Ama sana olan aşkımı asla hiç kimseler ölçemez." "Pirzolaları ocağa koyayım mı Jim?" Jim girdiği uyuşukluktan yine de çabuk çıktı sayılır. Gidip Della'ya sımsıkı sarıldı. "Hadi biz de bir başka köşedeki gayet önemsiz bir nesneyi 10 saniye kadar dikkatle inceleyelim. Haftada $8 ya da yılda 1 milyon ne fark var ki? Bir matematikçi ya da bir dahi buna yanlış yanıt verecektir. Müneccim krallar paha biçilmez armağanlar getirmişler ama bu onların arasında yoktu. Sabırlı olun. Bu karanlık iddia daha sonra aydınlatılacak." Jim paltosunun cebinden bir paket çıkardı, masanın üzerine fırlattı. "Beni sakın yanlış anlama Del," dedi. "Hiçbir saç modeli ya da kesim ya da şampuan sevgilime duyduğum aşkı etkileyemez. Ama şu paketi açınca az önce neden o kadar afaladığımı anlayacaksın." Beyaz sünerli parmaklar bir çırpıda ipi çözdü, kağıtlığı yırttı, sonra delicesine bir sevinç çığlığı duyuldu. Ama hemen arkasından hızlı kadınsı bir dönüşümle yerini isterik gözyaşlarına, evin erkeğini tüm avutma gücünü seferber etmeye zorlayan bir feryat figana bıraktı. Çünkü paketten tarak takımı çıktı. Della'nın Broadway'de bir vitrinde gördüğü ve uzun zamandır tapınırcasına seyrettiği iki yana ve arkaya takılan tarak takımı. Ay, gerçek bağdan yapılma, kenarları taşlı, olağanüstü güzellikte taraklar. Tam da yok olup giden güzelim saçların renginde. Çok pahalı olduklarını biliyor. En küçük bir sahip olma umudu taşımayan yüreği yine de onları istiyor, şiddetle arzuluyordu. Ve şimdi taraklar onundu. Ama çoktandır hayal edilen bu güzelim takıların süsleyeceği bukleler ortada yoktu. Yine de onları göğsüne bastırdı. Epeyce sonra loş gözlerini kaldırıp gülümsemeyi başardı. "Benim saçlarım çok çabuk uzar Jim." Sonra dağlanmış küçük bir kedi gibi fırladı. Dur. "Jim, güzelim armağanını henüz görmemişti." Della avucunu açtı, zinciri hevesle uzattı. Donuk, değerli maden, onun parlak ateşli ruh halinin yansısıyla parlıyordu sanki. "Ne kadar göz alıcı, öyle değil mi Jim? Onu buluncaya kadar bütün kentin altını üstüne getirdim. Artık günde 100 kere saate bakmak zorundasın. Ver saatini bana, ucunda nasıl durduğunu görmek istiyorum." Jim onun dediğini yapmak yerine kendini kanepeye bıraktı. Ellerini ensesine kavuşturdu ve gülümsedi. "Della," dedi. "Hadi Noel hediyelerimizi kaldıralım, bir süre saklayalım. O kadar güzeller ki. Hemen kullanmaya başlayıp eskitmeyeceğimize seviniyorum. Sana tarakları alabilmek için saatimi sattım." Pirzoları ateşe koyma vakti. Müneccim krallar bildiğiniz gibi ahırdaki bebek İsa'ya armağanlar getiren soylu hacılardı. Müthiş akıllı 3 adam. Noel'de armağan verme sanatının mucidi onlardır. Son derece bilgi kişiler olduklarından armağanları da hiç kuşku yok ki akıllıca seçilmiş şeylerdi. Dahası aynısından bir tane daha gelebilir diyerek yanına değiştirme kartını da iliştirilmişti muhtemelen. Bense burada size küçük bir apartman dairesindeki 2 akılsız gencin birbirleri uğruna ellerindeki en değerli hazineleri nasıl akılsızca gözden çıkardıklarının durgun öyküsünü anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Ama günümüz bilgelerine son söz olarak şunu söylemek isterim ki Verilen bütün hediyeler arasında bu ikisi en akıllıcı olanıydı. Armağan veren ve alanların en zekileri bu ikisi gibilerdir. Dünyanın her yerinde en büyük bilgeler onlardır. Onlar müneccimdir. Yani tabii ki bir öykü. O. Henry ama çok güzel, çok basit. Akılda kalıcı. Birazdan ben sizle biraz iletişeceğim. Yani bakacağım Twitter'da Okan Bayülgen'e neler yazmışsınız. Ve sonra çok heyecanlı bir öykü okuyacağım size. Can Yayınları'ndan. Teşekkür ediyorum Can Öz'e, Can Yayınları'na. Kuyu ve Sarkaç seçme öykülerden Gammaz Yüreği okuyacağım. Çok heyecanlı. Hatta konservatuvar günlerinde de çok sevgili arkadaşlarımın çalışma parçası ya da sınav parçası olarak değerlendirdiği harikulade bir metindir Gammaz Yürek metni. Sonra arzu ederseniz uzun romanlara da tabii ki girebiliriz. Şimdi hafif hafif eğer uykuya doğru gidiyorsak, tabii uyumayanlar da olacak bu Uykusuzlar Kulübü. Şimdi biraz iletişeceğiz. Bu iletişim sırasında siz bana Twitter'dan yazarken ben de size Cem Karaca'dan, Büyük Usta'dan Ömrüm şarkısını çalacağım. O sırada benim mikrofonum kapalı olacak. Siz şarkıyı dinleyeceksiniz. Sonra dönüşte de Edgar Allan Poe'yla devam edeceğiz. Buradayım yine, ben buradayım. Beni görmeye devam edeceksiniz. Sandalasan. Çok acayip bir alet bu. Aslında bir perküsif bir şey. Bazı jenerikleri, başlangıçlarını buradan Tuncay Tunceli ile beraber bestelerken bundan çıkardığım da olmuştu bu. Belki bazı geceler herkes toplandığında size buradan bir şeyler çalabilirim. Enteresan bir alet. İsmini unuttum. Garip bir şey. O kadar çok yıl geçti ki. Peki. Şimdi dün gece tabii artık çalışanları genelde unutuyoruz. Çünkü çalışanlar var. Her gün işe gidenler var. Diyoruz ki hepimiz evdeyiz. Hayır, hepimiz evde değiliz. Tabii evde keşfedilen şeyler var. Ben tabii ki 65'liklerden değilim. Ben 56 yaşımı bitirdim ve ya Bezik diye bir oyun vardı diye asistanlarımdan sevgili Hasan'la oturup konuşurken ya değil mi Bezik diye bir oyun vardı. Bezik'ten söz etmeye başladık. Marközleri vardır böyle tık 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 kaldırırsın. 2 kişilik bir oyundur aslında. Ne kadar güzeldir sevgililer. Sevdiceğiyle bu oyunu oynarlar. Evliler tabii ki çok severler. Ha? Bezik diye bir oyundur. Marközlü oynanır. Birçok eski evde marközler vardır. Edip Cansever'in Bezik Oynayan Kadınlar şiir kitabı vardır. Ne kadar aslında bugünleri anımsatıyor. İnşallah biz de bugünleri kitaplarla, şiirlerle ve evde yapılan yemeklerle ve boyası gelmiş saçlarla ve aldığımız kilolarla ama inşallah çok fazla kişiye bulaştırmadan, hastalanmadan anımsayacağız. Diyor ki Edip Cansever, Bezik Oynayan Kadınlar'da Manastırlı Hilmi Bey'e 1. mektup. İşte şu yağmurlar, işte şu balkon, işte ben, işte şu begonya, işte yalnızlık. İşte su damlacıkları alnımda, kollarımda. İşte yok oluşumdan doğan kent. Hiçbir yere taşınıyorum. Kendime sızıyorum yalnız. Ben dediğim koskocaman bir oyuk. Koltuğun üstünde, aynadaki yansıda bir oyuk. Sofada, mutfakta, yatağımda. Yaşamayı tersinden kolluyorum sanki. Yetişip öne geçiyorum sık sık. Söz gelimi 1-2 saatte bitiveriyor bir mevsim. İyi. Bugün pazartesi mi? Ama kapanın, pencerenin durumu salıyı gösteriyor. Salondaki büyük saatimi sattım. Saatin ölçebileceği herhangi bir zaman parçası yok. Gittiği yeri bilmeyen böcekler gibiyim. Bir oyuğa oyulmuş bir yaşama. Ne gereği var ki saatin? Balkona çıkıyorum sürekli. Yollar kat ediyorum sanki böylece. Bir semtin ilk rengini alıyorum. Örneğin Ümraniye'de bir çay bahçesindeyim. Bazen anılardan anılara bir yol ve anılardan anılara sallanan bahçe. Hangi yaprağı koparsam son anı avucumda kalıyor. İyi. Yeniköy'de bir kahve içer miyiz dedim bu sabah. Bu sabah. Oralı olmadı kimse. Pazartesi miydi? Oyuğumdan çıkmıştım tam. Begonyamsa güller içinde. Nasıl? Güllerse güller içinde yani. Ve balkon demirinde bir martı. Dedim ki deniz şuralarda bir yerde olmalı. Çıt yok evin içinde. Deniz şuralarda bir yerde olmalı. Çıt yok. Sanki dünyadaki bütün çay ocakları kapalı ve göklerden tepelere inen bir sokak ya da bir akarsuyum ben. Deniz ise şuralarda. Yok önemi, 1-2 gün kaldı. Martı balkonda. Deniz de öldü sonra, Martı da. İyi. Suyu tutmak gibi bir şey de hepsi. Günler seni anımsadığım zaman birden Kurtuluş'tan Taksim'e giden bir tramvay görüntüsü. Mavi bir elektrik çakımı tellerde. Sanki kar yağıyor da sürekli tepe başındayız. Karlar gıcırdıyor ayaklarımın altında. Besbelli gümüş suyundayız. Rus lokantasındayız. Ne tuhaf. Biz her zaman her yerdeyiz. İkimiz. Şarap içmişiz, üşüyoruz. Dışarıda dünya silinmiş. İkimiz. Böyle birkaç defa ikimiz. Sonraki bir fotoğrafa dönüşüyor her şey. Nasılsa sarı emmiş, mordan çekilmiş, kahverengi bir fotoğrafa. Sahi, kalınca bir şeyler giyinmeliyim ben, üşümüyorum da. Bende herkes var diyen bir kızın titrek sesleri dökülüyor kucağıma. Dudaklarım kan mavisi bugün. Bana anımsatıyor bu günleri. Ha? Sanki zaman geçmiş, her şey bitmiş gibi anımsatıyor. Ha, kalimba, evet, kalimba. Kalimba. Şimdi biraz önce tweetlere bakarken tabii ki sözünü etmiştim. Sanki yazar benle konuşuyormuş gibi André Gide'nin Isabelle'inde bir bölüm vardı ama şimdi bak, buraya gelmeden önce onu tabii şey yapmalıydım. Bu arada hemen söylemek istiyorum. Bu yayınlarda kitap okumak öyle basit bir eylem değildir. Bunların izinlerini almak gerekir mutlaka. Çünkü klasiklerin de ya da yazarların ölümlerinden sonra 70 yıl geçmesi gerekir. Ama mutlaka okunan romanlarda, öykülerde, yabancı dilde şiirlerde mutlaka çevirmenlerin payları vardır. Ve bu çevirmenlerin payları, hakları yayın evlerince ya da kendileri tarafından kanunlarla korunmuştur. Tabii ki bir de bir madde vardır. Tabii tanıtım maksatlı da okunabilir kitaplar. Örnekse ben biraz önce, tabii Can Yayınları'yla bir sözleşmem var bu konuda. Püren Özgören çevirisini okudum. O. Henry'nin Dünya Vatandaşı Seçme Öyküler kitabından. Birazdan da Edgar Allan Poe, Kuyu ve Sarkaç seçme öykülerinden Nazire Ersöz'ün çevirisini okuyacağım. Ama belki bu yayınlarda yaparız. Tiyatrocu dostlarımla sosyal mesafeye dikkat ederek stüdyonun birisi bir ucunda, birisi bir ucunda Bilgi Yayınevi'nden çıkan Çehov'un kısa oyunları için hemen izin verdi Bilgi Yayınevi. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Aynı zamanda Tefrika Yayınları da hem müthiş Türk yazarlarının, Türkçe derken Türk yazarlarının yazdığı öyküler ve dünya yazarlarının yazdığı öyküleri bu stüdyoda seslendirmem için çok zarif bir şekilde hem Bilgi Yayınevi hem Tefrika Yayınevi bana izin verdiler. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Normal şartlarda bu basit bir şey değildir ama hemen bize bu konudaki resmi izin belgelerini de gönderdiler. Ben tabii ki burada gördüğünüz, kanepede gördüğünüz Can Yayınları özellikle. Fakat tabii ki sizin de tavsiyelerinize uyarak, siz uyurken kimi dinlemek istiyorsanız tabii ki ben onları size okuyacağım. Ama Tolstoy'a da girebiliriz yani, hani uzun uzun böyle arkası yarın gibi, hani dur bakalım pazartesi romanın ilk 20 sayfasını okudu, salı diğer 20 sayfasını okudu gibi böyle bir dizi mantığıyla da davranabiliriz. Niçin davranmayalım biliyorum yani, içiniz dışınıza çıktı haberlerden, aynı dizi tekrarlarından çok iyi anlıyorum bunu. Kısa bir reklam arası. Hemen dönüyoruz. Evet, şimdi kalan zamanımızda Edgar Allan Poe okuyacağız. Heyecanlı bir öykü, çok heyecanlı bir öykü. Bu arada çok güzel tweetler. Kitapları bana hediye edebilirsiniz diyor. S-Y-L-M-Z. Ata diyor ki sanki radyo gibi nostaljik, aynı zamanda interaktif, arkası yarım mantığı güzel. Didem Şahin, nedendir bilmem yayının canlı olduğuna ikna olmam 5 dakika sürdü. Çocukken dinlediğimiz arkası yarınlar vardı radyoda. Eskilere gittim. Hafiften yaşlandığımı hissettirse de masum, temiz, saf çocukluğumun güzel anlarını yeniden yaşamak daha hissettirdi. Ya benimle ilgili güzel lafları okumuyorum, tamam mı işte. Sen ne güzel adamsın filan. Yani boş ver ya. Kızlar söylesin onu yani. Sen ne güzel adamsın. Ne yapacak? Adam söylüyor. Yani neyse, kadın söylüyor. İstediğimiz şey buydu. Tamam. Bir kanepe dolusu kitap. Bir kanepe dolusu değil aslında. İlk nerelantın demiş. Cem Karaca, ne güzel Cem Karaca tabii ki. Ha? Türkiye'de yapılmayanlar yapılıyor. Abdullah Lale demiş. Adam sadece uyuyabilin diye Türk televizyonda kitap okuyor. Teşekkürler Cem Özsönmez. Bunu Türkiye'de kim yapabilir falan. Evet, hadi uyuyun diye yapıyorum bunu yahu. Yani ben de burada hoplayıp zıplamayı severim. Ben enerji küpüyüm çünkü, yani ben uyumuyorum sabaha kadar. Saat 6:30 oluyor, 7 oluyor, bilmem ne oluyor. Ben ondan sonra diyorum ki ulan uyumak lazım herhalde. Çünkü yani sonradan işte eve şu gelecek, bu gelecek, şunlar telefon açacak. İşte sonra seslendirme olacak, televizyona gidilecek, bilmem ne yapılacak filan. Yani... Ama ben tabii ki şimdi mesela buradan çıkacağım. Poka biliyorsun, eve gidiyorum, oturuyorum ondan sonra yalnız başıma. Yani kimseyi de aramam. Yani öyle rahatsız edici bir tip değilimdir. Yani işte Ali'yi arayayım, Veli'yi arayayım falan, böyle şeylerim yok. Yani niye arayayım ki insanları rahatsız edeyim, ama genelde Jack London Martine'den çok istiyorsunuz. Yani bunu niye kendiniz alıp okumuyorsunuz da benden istiyorsunuz? Bu bir şarkı değil ki. Yani... Tabii ki Metin Kaçan'ın Ağır romanını istiyorlar. Tabii ki kitap, Allah rahmet eylesin, Metin Kaçan müthiştir. Tabii ama kitabın televizyonda okunmasında bazı kitapların problem olabilir. Çünkü genelde kitaplar birebir baş başa şeylerdir. Yani çok özel, çok intim, yani. Biz kitapla baş başa kalırız ve bazı kitaplar tabii ki yasaklanmıştır, yasaklanır, sonra beraat eder. Mesela Marquis de Sade, Marquis de Sade, yatak odasında felsefeyi okursun, tek başına ne güzel bir şeydir. Yani okursun, ama bunu televizyonda okusam ya da radyoda okusam Marquis de Sade'ın yatak odasında felsefesini, ertesi gün katlederler beni. Yani olacak iş değil. Yani Stephen Zweig mesela okur bazı şey. Yani çok tabii mesela klasikleri iyidir. Çünkü bazen böyle mesela gelirse o cümleyi söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Yani yayınlamak başka bir şeydir bir romanı. Kişisel olarak okumak, onunla baş başa kalmak başka bir şeydir. Yani o zaman derler ki sana işte bak bu televizyonda şu lafları söyledi. Ya bir o lafı söylemedik işte, adam yazmış 100 yıl önce filan. Ama dikkatli olmak lazım. Bu sadece ülkemizde değil. Belki de sadece ülkemizde değil. Yani şimdi Marquis de Sade'ı hiçbir yerde okuyamazsın yani. Okuyabilir misin? Okuyamazsın. Birçok yazarı okuyamazsın. Ben Bukowski hayranıyım, modern yazarlardan. Bukowski'yi okuyabilir misin? Ama kişisel olarak okursun, kendi başına okursun. Okuyamazsın çünkü televizyondan ya da radyodan okuyamazsın. Çünkü seni kimlerin dinleyeceğini bilemezsin. Bu illa da sansür anlamına gelmiyor. Ama tabii ki 30 seneye yaklaşık bir mesleki tecrübesi olan bir yayıncı olarak bunları biliyorum tabii ki. Yani kolay değil, her şeyi okuyamaz. Her neyse, sizleri lafa boğmak istemiyorum. Gelin Gammaz Yürek'te Edgar Allan Poe'nun o müthiş dilinin tadına varalım. Nazire Ersöz çevirisiyle tabii ki böyle bir oturarak filan okunacak bir şey değil. 169. sayfa böyle hakikaten müthiştir. Yani şöyle önemsemeyin. Şimdi bu heyecanlı öyküyle sizleri belki de biraz sizleri şey yapabilirim yani. Belki de uyutabilirim, bilemiyorum tabii ki. Şöyle. Gözünüzün önüne getirin. Bir kapının önünde geçiyor her şey. Bir gece karanlığında, zifiri karanlıkta. Biraz ışıkları da sevgili arkadaşım alırsa biraz da alsın. Hatta neredeyse evet çok güzel. Çok güzel aynen böyle. Doğru sinirliydim. Hem de fena halde sinirliydim. Hala da öyleyim ama neden deli olduğumu söylüyorsunuz? Bu hastalık duyularımı keskinleştirmişti. Onları yok etmiş yahut kör etmiş değildi. Özellikle de işitme duyumu keskinleştirmişti. Gökyüzünde, yeryüzünde her sesi duyuyordum. Cehennemdeki seslerin de çoğunu duyuyordum. Öyleyse nasıl deli olabilirdim? Kulak verin. Hikayenin tamamını nasıl hatasız, nasıl sakin anlatıyorum, iyi gözlemleyin. Bu fikir beynime nasıl girdi bilmiyorum ama bir kez yerleşmişti. Gece gündüz aklımdan çıkmıyordu. Bir maksadım yoktu, hırsım da yoktu. Yaşlı adamı severdim. Bana karşı bir hatası olmamıştı, beni hiç aşağılamamıştı. Servetiyle de ilgilenmiyordum, bence sorun gözündeydi. Evet, evet ondaydı. Bir akbabanınki gibi, üzeri ince bir zarla kaplı açık mavi bir göz. Bana her baktığında kanımı dondururdu. Zamanla yaşlı adamı öldürmeyi düşünmeye başladım. Böylece o gözü üzerimden sonsuza kadar uzaklaştırmış olacaktım. Gelelim meselemize. Benim deli olduğumu sanıyorsunuz. Deliler hiçbir şey bilmezler değil mi? Ama beni görmeliydiniz. İşi nasıl dikkatle, nasıl akıllıca, nasıl gizlilikle yürüttüğümü görmeliydiniz. Onu öldürmeden önceki bir hafta ona her zamankinden nazik davrandım. Her akşam gece yarısına doğru odasının kapısını mandalı yavaşça çevirerek sessizce aralıyordum. Kapıyı başımın girebileceği kadar açtığımda siyah feneri hiç ışık süzülmeyecek bir şekilde kısıp içeri uzatıyor, sonra da başımı sokuyordum. Bunu ne kadar sessizce yaptığımı görseydiniz çok gülerdiniz. Yaşlı adamı uyandırmamak için çok yavaş hareket ediyordum. Onu yatağında yatarken görebilmek için başımı içeriye uzatmam bir saatimi alıyordu. İşte deli bir adam bu kadar akıllı davranabilir mi? Başımı odaya sokmayı başardığımda feneri büyük bir dikkatle, çünkü menteşeleri gıcırdıyordu, akbaba gözüne cılız bir ışık süzülecek kadar açıyordum. Bunu 7 uzun gece boyunca her gece yarısı yaptım ama göz her seferinde kapalıydı. Bu yüzden işi yapmam olanaksızdı. Çünkü beni çileden çıkaran yaşlı adam değil, onun o uğursuz gözüydü. Her sabah gün doğduğunda rahatça odasına giriyor, cesaretle konuşurken içten bir sesle ona adıyla hitap ediyor ve geceyi nasıl geçirdiğini soruyordum. Anlayacağınız her gece saat 12'de uyurken kendisini izlediğimden kuşkulanmaması için pek akıllı bir adam olması gerekirdi. 8. gece kapıyı açarken her zamankinden dikkatli davrandım. Bir saatin yelkovanı bile benim elimden hızlı hareket ederdi. O geceye kadar zekamın gücünü hiç bu kadar yoğun hissetmemiştim. İçimdeki zafer coşkusunu dizginleyemiyordum. Orada durmuş kapıyı yavaş yavaş aralıyordum. İhtiyar gizlice çevirdiğim işleri ya da aklımdan geçenleri hayal bile edemezdi. Bu düşünce beni epey güldürmüştü. Belki de beni duymuştu çünkü irkilmiş gibi birdenbire hareketlendi yatağında. Şimdi geri adım attığımı düşünebilirsiniz ama hayır. Zifiri karanlıkta hırsız korkusuyla panjurlar sıkıca kapatılmıştı. Odası katran kadar karaydı. Bu yüzden kapının açıldığını göremeyeceğini biliyordum. Kapıyı itmeye devam ettim. Başımı içeri soktum. Feneri açmak üzereydim ki başparmağım teneke mandala sürtündü ve yaşlı adam yatağında sıçrayıp "Kim var orada?" diye bağırdı. Ses çıkarmadan bekledim. Bir saat boyunca tek bir kasımı bile kıpırdatmadım. Bu esnada onun tekrar yattığını da işitmedim. Yatağında oturmuş etrafı dinliyordu. Tıpkı benim Geceler boyunca tahta kurularının duvardan gelen seslerini dinlediğim gibi. Belli belirsiz bir inleme duydum. Bu amansız dehşetin sesiydi. Bir sızının ya da elemin iniltisi değil. Hayır! Ruhun derinliklerinden yükselen, korkuyla çoğalan boğuk bir sesti. Bu sesi iyi tanıyordum. Çoğu gece bütün dünya uykudayken bağrımdan kopar, korkunç yankısıyla aklımı başımdan almış olan korkuları derinleştirirdi. Dedim ya, onu iyi tanıyordum. Yaşlı adamın neler hissettiğini anlayabiliyor, içimden gülsem de ona acıyordum. O ilk belirsiz sesle yatakta döndüğü andan beri uyanık olduğunu biliyordum. O andan sonra korkuları giderek büyümüştü. Onların sebepsiz olduğunu düşünmeye çalışmış ama bunu başaramamıştı. Kendi kendine bir şey değil, bacadan giren rüzgarın uğultusu. Olsa olsa yerde dolaşan bir faredir ya da bir cırcır böceğinin sesidir demişti. Evet, bu varsayımlarla kendini rahatlatma çabası boşunaydı. Çünkü ölüm yaklaşıyordu. Önünde kara gölgesiyle ağır ağır sokuluyordu. Kurbanı kuşatmıştı. Başımın odadaki varlığını hissetmesine neden olan şey, görmese de duymasa da o görünmeyen gölgenin can sıkıcı baskısıydı. Uzun süre sabırla bekledim. Yattığını işitmeyince feneri az da olsa açmaya, çok ama çok az aralamaya karar verdim. Örümcek ağı gibi ince bir ışık süzülünceye kadar açtım. Bunu nasıl hissettirmeden yaptığımı tahmin edemezsiniz. Aralıktan çıkan ışık sonunda akbaba gözüne vurmuştu. Açıktı. Kocaman açılmıştı ve ona bakarken öfkeden köpürdüm. Net bir şekilde görüyordum. Donuk maviydi. Üzerinde iğrenç perde iliklerimi dondurmuştu. Ama yaşlı adamın yüzünü ya da bedenini seçemiyordum. Çünkü ışığı sanki içgüdüsel olarak tam da lanet şeyin üstüne tutmuştum. Delilikle karıştırdığınız şeyin yalnızca duyuların keskinleşmesi olduğunu söylemiş miydim size? O an kulaklarıma zayıf, boğuk, hızlı bir ses geliyordu. Pamukla sarmalanmış bir saatin sesi gibiydi. Bu sesi de iyi tanıyordum. Yaşlı adamın yüreğini vuruşuydu bu. Davul sesi askeri nasıl cesaretlendirirse bu ses de öfkemi öyle şiddetlendirmişti. Yine de kendimi tuttum ve kımıldamadan durdum. Soluk bile almıyordum. Feneri hareket ettirmeden tutuyordum. Işığın gözün üzerinde sabit durmasını sağlamaya çalışıyordum. Bu arada yüreğin şeytani dövünüşünü şiddetlendiriyordu. Giderek hızlanıyor ve sesi her an biraz daha yükseliyordu. Yaşlı adamın dehşeti doruğa ulaşmış olmalıydı. Giderek yükseliyordu diyorum. An be an yükseliyordu. Ne demek istediğimi tam olarak anlıyor musunuz? Sinirli olduğumu söylemiştim size. Öyleyim. Gecenin o durgun saatinde, o eski evin ürkütücü sessizliğinde böyle tuhaf bir ses beni dizginlenemez bir dehşete sürükledi. Yine de birkaç dakika daha kendimi tuttum ve kımıldamadan durdum. Ama ses biraz daha yükseldi. Yürek çatlayacak diye geçirdim aklımdan. Şimdi yeni bir endişe sarmıştı beni. Ya bir komşu bu sesi duyarsa? Yaşlı adamın vakti gelmişti. Avaz avaz bağırarak feneri açtım ve odaya daldım. Bir kez çığlık attı, yalnızca bir kez. Onu tuttuğum gibi yere indirip ağır yatağı üstüne çektim. Her şey yolunda gittiği için keyifle gülümsedim ama yürek dakikalar sonra bile boğuk bir sesle hala çarpıyordu. Yine de bu durum canımı sıkmamıştı. Nasıl olsa duvarın diğer tarafında duyulmazdı. Ses sonunda kesildi. Yaşlı adam ölmüştü. Yatağa kaldırıp cesedi yokladım. Evet, taş gibi ölüydü. Elimi yüreğin üstüne koyup dakikalarca orada tuttum. Artık çarpmıyordu. Kesinlikle ölmüştü. Gözü bundan böyle canımı sıkmayacaktı. Hala deli olduğumu düşünüyorsanız, cesedi gizlemek için aldığım zekice önlemleri anlattığımda böyle düşünmekten vazgeçeceksiniz. Gece bitmek üzereydi. Acele ettim. Ama sessizce çalıştım. İşte hemen cesedi parçalayarak Başladım işe. Başı, kolları ve bacakları keserek ayırdım. Sonra odanın döşemesindeki tahtalardan üçünü kaldırdım ve her şeyi kerestelerin arasına doldurdum. Sonra da tahtaları yerine öyle zekice, öyle ustalıkla yerleştirdim ki kimsenin gözü, ihtiyarınki bile bir terslik olduğunu fark edemezdi. Ortalıkta temizlenmesi gereken ne bir leke ne de kan izi vardı. Buna çok dikkat etmiştim. Bir küvet her şeyi halletmişti. Bu işleri bitirdiğimde saat 4 olmuştu. Ortalık gece yarısı gibi karanlıktı hala. Saatin zili çaldığı sırada sokak kapısı vuruldu. Gönül rahatlığıyla kapıyı açmaya indim. Korkacak ne vardı ki? 3 adam girdi içeri. Nazikçe kendilerini tanıttılar. Polis memuru olduklarını söylediler. Geceleyin komşulardan biri bir çığlık duymuş, bir terslik olmasından şüphelenmiş, karakola ihbarda bulunmuştu. Onlar da 3 memur evi aramak için görevlendirilmişti. Gülümsedim. Korkacak ne vardı ki? Beyefendileri içeri davet ettim. O çığlığı rüya görürken attığımı söyledim. Yaşlı adamın şehir dışında olduğundan söz ettim. Misafirlerime evin her yerini gezdirdim. İyice aramalarını söyledim. Onları son olarak ihtiyarın odasına götürdüm. Adamın kıymetli eşyalarını gösterdim. Hepsi de yerindeydi. Karıştırılmamıştı. Kendime duyduğum güvenin heyecanı içinde odaya sandalyeler getirdim ve onlardan oturup dinlenmelerini rica ettim. Kendi sandalyemi kusursuz zaferimin verdiği arsız cesaretle kurbanın cesedin bulunduğu yerin üstüne yerleştirdim. Polisler tatmin olmuştu. Davranışlarım onları ikna etmişti. Tuhaf bir biçimde rahattım. Oturdular. Ben keyifle sorularını yanıtlarken onlar da samimi bir sohbete koyuldular. Ama çok geçmeden kendimi bitkin hissetmeye başladım. Gitmelerini istiyordum. Başım ağrıyordu. Kulaklarımda bir çınlama vardı sanki. Ama onlar oturmuş hala sohbet ediyordu. Çınlama giderek belirginleşti. Sürüyordu, daha da belirginleşti. Bu histen kurtulmak için daha çok konuşmaya başladım. Ama durmadı ve iyice şiddetlendi. Sonunda sesin kulaklarımdan gelmediğini anladım. Hiç kuşku yok ki artık iyice bitkinleşmiştim. Sesimi yükselterek ara vermeden konuşuyordum. Yine de ses çoğalmıştı. Ne yapabilirdim? Zayıf, boğuk, hızlı bir sesti. Pamukla sarmalanmış bir saatin sesi gibiydi. Soluğum kesilmişti. Polisler sesi hala işitmemişti. Daha hızlı, daha hararetli konuşuyordum ama ses durmadan çoğalıyordu. Ayağa kalktım. Yüksek sesle ve şiddetli el hareketleriyle saçma sapan şeylerden söz ettim. Ama ses durmadan çoğalıyorlardı. Neden gitmiyorlardı? Neden? Adamların söylediklerinden öfkeye kapılmışım gibi döşemenin üzerinde sert adımlarla oradan oraya yürüdüm. Ama ses durmadan çoğalıyordu. Tanrım. Tanrım ne yapabilirdim? Öfkeden köpürdüm, çıldırdım, küfrettim. Oturduğum sandalyeyi salladım. Tahtaların üstünde gıcırdattım ama ses hepsini bastırarak çoğalmaya devam ediyordu. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyordu. Adamlar hala keyifle sohbet ediyor, gülümsüyordu. Duymamış olmaları mümkün müydü? Yüce Tanrım, hayır, hayır, duymuşlardı. Şüphelenmişlerdi, biliyorlardı. Korkumla dalga geçiyorlardı. Böyle sandım ve böyle sanıyorum. Ama bu açıdan daha kötü bir şey olamazdı. Hiçbir şey bu gülünç durumdan daha katlanılmaz değildi. O iki yüzlü gülümsemelerine daha fazla dayanamazdım. Haykırmazsam ölecekmişim gibi hissettim işte. Yine dinleyin, yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Alçaklar diye bağırdım. Numara yapmayı bırakın, ben yaptım. İtiraf ediyorum, sökün tahtaları. İşte burada duyduğunuz onun korkunç yüreğinin sesi. Nasıl? Ha? Edgar Allan Poe, Gammaz Yürek, Nazire Ersöz. Ne kadar müthiş bir öyküdür. Ha? Gecenin bu saatinde tabii uykuları kaçırdık mı bilmiyorum ama. Ha? Evet ama birazdan bitireceğiz. Cem Karaca'dan son değil, bir önceki değil, ondan sonra ondan önce. Ha? Hep kahır, hep kahır bizim durumumuz. Hep kahır çok güzel. Bir hep kahır dinleyelim şimdi. Kaynasın kahveni. Pokacığım, bitirmemiz lazım. Bize ayrılan bir saat, doldu. Yarın yeni öykülerle burada olacağım. Eğer sevgili izleyenlerimiz, ama onların dinleyenler olmasını istiyoruz tabii ki. Belki de diyorlardır ki böyle Edgar Allan Poe öyküleri okuma. Tabii ki biraz daha bizi uyut. Yarın yeni öyküler belki de Twitter'daki ya da sözlüklerdeki, özellikle ekşi sözlükteki yorumlara da bakacağım şimdi. Belki de bir uzun öykü ya da bir roman da seçebiliriz. Tabii ki etkileşimimiz çok önemli. Sizlere şöyle interaktivitesi olan bir program yapmak istemedim ilk geceden itibaren. Şöhretler evde ne yapıyor? Arkadaş Şam'dan, yani böyle bir şey istemiyorum. Bu bana hoş gelmiyor. Şöhretlere ihtiyacımız yok. Kimsenin şöhrete falan ihtiyacı yok. Çünkü bugünler hepimizin bireyselliği ön plana çıkardığımız değil. Evet, mesafeli olduğumuz, kendimizi tekrar ele aldığımız, evde çoktandır unuttuklarımızı yaptığımız, aileyle bir araya gelmelerle bazı duyguları tekrar yaşadığımız önemli günler. Ama bireyselliğin ön plana çıkması değil. Bir ama birlikte. Değil mi? Bir ama birlikte olduğumuz günler. Dolayısıyla ne bana ihtiyacınız var, ne şöhretlere, ne şuna, ne buna, ne bizden haber almaya. Ha, değil mi? Ha. Hangi şöhret virüs almış filan, boş verin bunları. Siz virüs almayın. Dikkatli olacağız. Bu işleri bitireceğiz, halledeceğiz. Böyle bunları da kitapta anlatılanlar gibi, romanlarda, öykülerde anlatılanlar gibi böyle paketleyeceğiz. Ve kitapların içine koyacağız. Biz hayatı yaşamaya, yaratmaya devam edeceğiz. Şu günlerde hiç unutmayalım ki ne yapıyor isek bu bizim tarihimiz olacak. Koronavirüs değil. Bizim virüse karşı yanıtımız, bizim hayatımız, bizim tarihimiz olacak. Biz de en güzel yanıtları vereceğiz, değil mi? Hadi bakalım. İyi geceler.